Evet arkadaşlar, bugün 15 Mayıs 2020 tarihi, günlerden cuma. Yine ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şu anda tabii ki karantina dönemi devam etmekte. Bazı kurallar tabii ki esnetilmeye başlandı şu anda, geçen haftadan itibaren. Ama 22 Mayıs'tan itibaren tabii ki bu esneklik Ukrayna ülkesinde birazcık daha böyle gevşetilmeye devam edilecek. Bu tabii ki aşama aşama. Yani şu anda biz ikinci aşama uygulanacak, üçüncü aşama, dördüncü aşama, beşinci aşama, bu şekilde sosyal hayatımıza yavaş yavaş dönmeye çalışıyor insanlar. Şimdi buradaki olay şu, geçen gün özellikle bana yazanlar oldu, hala havalimanlarıyla alakalı sorular soruyorlar. Arkadaşlar, yani şöyle bir şey söyleyeyim, gerçekten yani Türkiye ile Ukrayna arasındaki havalimanları konusunda, gidiş gelişler konusunda belki 50'ye yakın bana yazanlar oldu, soru soranlar oldu. İşte ne zaman açılıyor, ne zaman gelebiliriz? Öncelikle gelmeniz için Ukrayna'daki havalimanlarının yurt dışına açılması gerekiyor. Açıldıktan sonra da işte hangi kurallar çerçevesinde iki ülke arasında kurallar olacak? Tabii ki bu şu anda tartışılan konular. Bunlar toplantı halinde bunları değerlendirerek, bir sonuca vararak tabii ki herkes kendi halkını açıklayacaktır. Tabii ki 22 Mayıs'ta esnetilecek olan karantina kurallarının sonrasında, tekrar söylüyorum, yani hemen bir gün sonrasında havalimanları açılacak diye bir şey yok. Havalimanlarının açılmasıyla alakalı ben şunu söyleyeyim. Geçen de paylaştım bunu gene sosyal medyada. Pegasus özellikle Türk vatandaşlarının çok fazla yoğun şekilde geldiği hava yollarından bir tanesi, özellikle Ukrayna'ya, Kiev'e. Ve satışlarını daha önce açtığını duyurmuştu, fakat Haziran'ın 14'üne kadar şu anda uçuşlarının ertelendiğini söyledi. Tabii ki bu daha da uzayabilir. Arkadaşlar, yani benim de daha öncesinden söyleyip öngördüğüm şekilde Haziran ayının sonunu veya Temmuz ayının ortasını bulur diye düşünüyorum. Eğer her şey normal bir şekilde stabil olarak devam ederse, yani bu virüs sayısıyla da alakalı, işte iyileşenlerin sayısıyla da alakalı, ölümlerle de alakalı. Burada ne kadar çok çabuk iyileşme belirtisi gösterirse iki ülke arasındaki insanların vaka sayısının düşmesi, tabii ki kuralların birazcık daha gevşetilerek, esnetilerek daha hızlı bir şekilde sosyal yaşama dönmemiz anlamına geliyor. Tabii ki ben de çok istiyorum havalimanları bir an önce açılsın, hemen yarın açılsın. Gitmek isteyenler gitsin, gelmek isteyenler gelsin. Hatta ben de ülkeme, vatanıma yakın bir zamanda gitmeyi düşünüyorum. Ama işte ne zaman açılacak, nasıl bir program yapılır, neler gerekiyor? Çünkü eskiden sadece vize olmayan, iki ülke arasında vize uygulaması olmayan Ukrayna ve Türkiye arasında, şu anda karantina süresi sonrasında belki de bizden işte aşı kartı isteyebilecekler veya işte temiz olduğumuza dair karantina çerçevesinde koronavirüs testine tabi tutacaklar ve testin sonucunda eğer temizsek, temiz raporuyla belki bu şekilde ülkelere giriş yapabileceğiz. Yani bunun gibi birçok kurallar olabilir. Bunun konusunda tam bir bilgi sahibi değilim. Tam net bir şey de söylenmedi şu anda. Ben Ukrayna tarafında olduğum için burada gelişen son haberlerle ilgili, duyduğum son gelişmelerle ilgili elbette sosyal medyada hemen elimden geldiğince paylaşmaya gayret gösteriyorum. İnşallah gelişmeler çok çabuk ve hızlı bir şekilde yayılırsa, iyi bir şekilde devam ederse, ben de bunu paylaşmış olacağım. Bu anlamda arkadaşlar, şu anda esneklik tabii ki başladı. İnsanlar 12 Mayıs'tan itibaren, 11-12 Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş sosyalleşmeye, iş yerlerini açmaya başladı. Şu anda oturduğum yer bir kafe. Kafenin dışında oturuyorum. Tabii ki güneş de çok güzel. Uzun zamandır da dışarı çıkmadığımız için tam anlamıyla oturuyoruz, kahvemizi içtik. Yanında işte büfeler açık şu anda, kafeler açık. Birçok iş yeri açık. Devlet daireleri, ofisler açık. 22 Mayıs'tan itibaren de yaklaşık işte bir buçuk, şu anda bir hafta kaldı, bir hafta sonrasında tahmin ediyorum birçok şey daha da esnetilmeye başlanacak. Benim tahminim Mayıs ayının sonunda veya Haziran başında da toplu taşıma araçlarının da faaliyete dikkat edilerekten geçmesi planlanıyor. İnşallah bu konuda da
çok çabuk bir gelişme olur ve metrolar özellikle açılır diye düşünüyorum. Kiev'de çünkü çok fazla insan günlük metroyu kullanıyor. Otobüsleri, şehir içi otobüslerini kullanıyor, halk otobüslerini. Tramvayları, trolleybüsleri kullanıyor. Bu anlamda açılsın ama dikkat ederek insanlar gidecekleri yere ulaşsa da dikkat ederekten en azından bu şekilde alışmaya başlayalım diye düşünüyorum. Hiç gitmemekten. Yani bu ulaşım araçlarının hiç olmaması daha kötü. Bu anlamda Mayıs ayının sonunda veya Haziran ayının başında da toplu taşıma araçlarının da açılması bekleniyor. İnşallah bu şekilde yavaş yavaş dediğim gibi kategori kategori yani esnetilmeye devam edecek normal sosyal yaşama alışmamız için. Aynı şekilde Türkiye'de de devam etmekte. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de almış olduğu kararlar çerçevesinde gerçekten halkımız da çok duyarlı. Yani genel anlamda öyle söyleyeyim. Yani 3-5 kişiye belki uymamış olabilir veya 3-5 bin kişi ama sonuçta 90 milyon insanız. Birçoğumuz kurallara uydu. Uyulan kurallar çerçevesinde vaka sayısı düşmeye başladı. İnşallah daha da çok fazla düşer ve bir anda sıfıra indirgeriz. Ölü sayısı da sıfıra düşer. Yani hiç kimse ölmesin. Hiç kimse bu virüse yakalanmasın. İyileşenlerin sayısı artsın dileğimle. Orada da tabii ki şu anda Türkiye'de iyiye gidiyor bu süreç. İnşallah bir an önce daha da fazla bir şekilde esnetilerekten Türkiye'deki insanlar da işine gücüne geri döner. Bunun dışında arkadaşlar başkent Kiev'de çok fazla böyle gelişen yeni olaylar yok. Sadece hayatımızın %95'ini kaplayan bir olay üzerinde hayatımızı sürdürüyoruz. Nedir bu da? Koronavirüs. Covid-19 dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belki de bütün ülkelerin ortak tek noktası, tek nokta altında buluştuğu sıkıntı, sorun oldu. Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'nda işte en son tahminim bütün ülkeler tek çatı altında, tek sorun altında birleşmişler. Bu olayı çözmüşlerdi. Şimdi gene tek sorun koronavirüs. Yaklaşık 5 milyona yakın insan şu anda bu virüse yakalanmış durumda ve ölü sayısı da hızla artıyor tabii genel anlamda. Özellikle başta Amerika olmak üzere İspanya ve Rusya'da vaka sayıları halen şu anda stabil olmuş durumda değil. Tabii ülkelerin de büyüklüğü söz konusu. Ülkeler çok fazla bir nüfusa sahip. Bu anlamda da inşallah oralarda da bir an önce stabil hale gelir diye düşünüyorum. Tabii ki dileğim odur ki bütün ülkelerde bu virüs bir an önce daha da aşağıya indirgenir ve sosyal yaşama insanlar döner. Arkadaşlar ara ara tabii ki bu ara gündemimizde olan konulardan bir tanesi olan koronavirüs hakkında ve Ukrayna ile ilgili almış olduğum haberlerle alakalı kısa videolar çekip YouTube sayfama koyuyorum. Tabii ki amatörce çok fazla profesyonel anlamda oluşturmadığım videoları böyle ulu orta işte sokakta otururken çekip sadece bilgilendirme adına videolar çekip sayfama kanalıma koyuyorum ve sosyal medyada da paylaşıyorum. İsterim ki tabii ki buradan da beni takip edin. Özellikle Facebook'ta ve Instagram'da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfalarım bulunmakta. YouTube'da da Kiev Yol Arkadaşlığı kanalım aynı şekilde aynı isim altında. Uzun zamandır sürdürmekte olduğum şehir rehberliği hizmetini inşallah yakın zamanda tekrar başlayarak gelecek olan gelen insanlara vermeye tekrardan şu anda dileğim odur ki bir an önce başlasın. İşimize gücümüze geri dönelim. Gelen insanlara yardımcı olmaya devam edelim. Bu anlamda kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla YouTube platformunda bulunan kanalıma. Buradaki sayı da sizlerin sayesinde her geçen gün daha da artıyor. Daha da büyüyor. Eğer sormak istediğiniz sorular, kişisel olarak da özel paylaşmak istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. Ben bütün samimiyetimle, bütün bilgim çerçevesinde bu konularda tabii ki hiçbir ücret talep etmiyorum. Hiçbir ücret de tabii ki o konularda istemiyorum. Bana samimi olarak yazıp ben de samimi şekilde elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya gayret göstereceğim. Bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Facebook'tan ve Instagram'dan. Hatta
WhatsApp üzerinden de konuşabiliriz. Özellikle sormak istediğiniz Ukrayna ile Türkiye arasında bir sorununuz varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik herkese saygılar, sevgiler. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı günler. İnşallah her zaman sağlıklı kalalım. Güzellikler içerisinde kalalım. Umudumuzu yitirmeyelim. Evde kalalım. Bu virüsü hep birlikte yenelim. Tekrardan yakın zamanda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.